Sizlerle olmak çok güzel ama ne yazık ki biz bu yıl 8 Mart'ı kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın emeğinin değersizleştirildiği, kadın işsizliğinin arttığı ve hayatın her alanında kadınların çalışma ve yaşam koşullarının kötüleştiği bir süreçte karşılıyoruz. Sizlere güzel şeyler tabii ki söylemek isterim ama gerçekten bu hafta sonu Samsun'da yaşanan olay, çocuklara yönelik şiddetin artması, kadına yönelik şiddetin artması bizlerin 8 Mart'a daha buruk girmesine neden oluyor. Kadınlar istihdamdan çekildi. Her 10 kadından sadece 3'ü istihdam içerisinde yer alıyor. Bunların da büyük bir çoğunluğu kayıt dışı, esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışmaya zorlanıyor. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgınıyla beraber ortaya çıkan ekonomik kriz en çok biz kadınları etkiledi. Kadın işsizliği bugün 5,5 milyonu buldu. Kadınlar hem evde hem işte çifte sömürülmeye başlandı. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri derinleşti. Özellikle zorunlu işlerde çalışan, sağlık, gıda, perakende ve belediye işlerinde çalışan kadınların çalışma koşulları ağırlaştı. Bizlerin yapmış olduğu araştırmalara göre kadınlar bu dönemde gerçekten yaklaşık günlük 11 saati aşan bir çalışma süresine mahkum edildi. Kreşlerin kapatılması, okulların kapatılması ve bunun yerine hükümetin çocuk ve yaşlı bakımı konusunda sosyal politika önlemlerinin yetersiz olması kadınların iş yükünü arttırdı. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik derinleşmiş ve kadınların iş bulma ümidi de ortadan kaybolmuştur. Evde, sokakta ve özellikle iş yerlerimizde olmak üzere kadına yapılan ekonomik, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetin son bulması, kadınlara güvenceli iş imkanı sağlanması, kayıt dışı iş imkanının kayıt dışı kalması ve cinsiyet ayrımcılığı olmadan ücret eşitliği politikalarının uygulanması, İkinci plana atılan kadının adının dahi olmadığı ve sesini çıkartamayan her bir kadının sesi olmak için kadın emeğinin varlığını kabul eden eşitlikçi bir toplum talebini dile getirmek için hayatlarımızdan ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Sayın Genel Başkanım, benim sorum şudur. Bu ülkede kanun yok mudur? Bu ülkede eşitlik, adalet nerededir? Bu ülkede kadınların çektiği bu zulüm ne zaman bitecek? Henüz umudumuzu kaybetmiş değiliz. Sizler ve bizler var oldukça karanlık günlerden sonra elbet güneş doğacaktır. Bu konuda size olan inancımız tamdır. Sizlere Karadeniz kadınlarından bahsetmek istiyorum. Karakterini bütünüyle Karadeniz'in sert ve sap yapısından, hırçın sularından ve zorlu coğrafyasından alan Karadeniz kadınları son zamanlarda çok fazla zorlanmaktadır. Yaylalarımız, el değmemiş sularımız, ormanlarımız saldırı altındadır. Havaalanının dediği gibi devlet bizim sayemizde devlettir. Ben halkım unutulmamalıdır. Karadeniz kadınlarının gözü karadır, gururu ve dik duruşundan asla taviz vermez. Tabutlarına son çivi çakılana kadar dere, tepe, yaylasını korur, önüne çıkan engellerin önemi yoktur, ölene kadar direnir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanacağı bir hak olarak tanımlanmalıdır. Bu konuda Kadıköy Belediyesi Mart ayında meclis kararıyla MVV İnönü Çocuk Yuvası'nı çalışan kadın çalışanları ücretsiz olarak açtı. Kadın ve erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliği giderilmelidir. Ebeveyn izni ücretli ve gelir kaybı oluşturmayacak şekilde bir hak olarak tanınmalıdır. Bir kadın olarak tüm bu sorunları ilk seçimde iktidara geldiğimizde hızlı çözüme kavuşulacağına yönelik inancım sonsuz. Dile getirdiğiniz sorunları da çözmemiz gerekiyor. Ama ben değil, beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Kadın erkek birlikte mücadeleyi sürdürebilirlerse güçlü bir toplumsal desteği de sağlayabilirler. Bizim de en büyük gücümüz kadınların ve erkeklerin bir arada var olan sorunları çözmek için ortak mücadele etmeleri. Kadınların yaşam koşullarının özellikle pandemi döneminde çok ağırlaştığını arkadaşlar hemen hemen bütün arkadaşlar söyledi. Evet, bunun sizler de tanığısınız, bizler de tanıyız. Zaten iş dünyası eğer bir kişiyi işten çıkaracaksa kadınlardan başlıyor.
kayıt dışı çalışanlardan başlıyor. Diğerlerini çıkaramıyor çünkü ek maliyetler çıktığı için. Kayıt dışı çalışanı hemen işinden edebiliyor. Bu konuda sadece kadınların değil aslında ama Türkiye genelinde çok ciddi bir kayıt dışı çalışma var ve çok temel sorunlarımızdan birisi. Kişinin kayıt dışı çalışması sadece bugünkü hakların elinden alınması anlamına gelmiyor. Gelecekteki elde edeceği hakların da elinden alınması demek. Yani örneğin emeklilik hakkının elinden alınması demek. Dolayısıyla kayıt dışı çalışma, vergi kaçakçılığı gibi değil, çok daha ağır bir suç olarak aslında tanımlanmalı ve bunun üzerine gidilmeli. Özellikle sendikaların bu konuda çok daha dikkatli olmaları, sendikaların çalışması, sendikaların mücadele etmesi, araştırma yapması. Ama böyle bir sendika benim bildiğim kadarıyla henüz daha Türkiye'de yok. Var bazı çalışmalar ama çok yapay. Akademik dünya da maalesef kayıt dışı çalışmayla ilgili çok yeterli bir çalışma yapmış değil. Elde yeterli veri bulamıyorlar. Ama bu konuda hem akademik dünyanın hem sendikaların üzerinde durması gerekiyor. Kadınlar için, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri kadınlar için çok önemli adımlar atıldı. Doğru. Okulların açılması, kız çocukların okula gitmesi, onların eğitilmeleri, kadın okula gidip belli bir düzeyde eğitim aldığı zaman çocuğunu da ona göre eğitiyor. Aslında toplumu eğitiyor. Dolayısıyla toplumun yaşam kalitesi yükseliyor. Kız çocuklarının bu bağlamda okula gitmeleri, okumaları olağanüstü bir avantaj sağlıyor. Bir ülkenin büyümesi, kalkınması için aynı zamanda dünya coğrafyasında da saygın bir ülke konumuna gelmesi için. İzmir kadın dostu bir kent, doğru. İzmir kadın dostu bir kenttir. Keşke bütün kentler İzmir gibi olabilse. Kadınları koruyan yasalar var. Evet var ama bu yasalar uygulanmıyor. Sadece kadınlar için değil, Anayasa Mahkemesi kararları da uygulanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da uygulanmıyor. Dolayısıyla buradan demokrasiye geleceğim. Kadınların haklarını talep etmeleri için her şeyden önce demokratik ortamın buna müsait olması lazım. Şimdi kalkıyorlar, açıklama yapıyorlar. Neymiş? İnsan hakları neydi bu? İnsan hakları eylem planı. İnsan hakları eylem planını açıklıyorlar. İşte toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz ediyorlar. Ondan sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınlar Beyoğlu'na çıkamaz, kadınlar yürüyüş yapamaz. Peki bu insan hakları ne oldu birdenbire? Hemen unutuldu mu? Biz unutsak dahi erkekler, kadınlar olarak sizin unutmamanız gerekiyor. Biz göz ardı etsek dahi kadınlar olarak sizin göz ardı etmemeniz gerekiyor. Siz sadece kendiniz için değil, okula gitmeyen, siyasal bilinci gelişmeyen kadınlar adına da konuşmak, mücadele etmek zorundasınız. Kiminiz sendikalısınız, kiminiz belli yerlerde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla gelişen bir siyasal bilinciniz var, toplumsal talepleriniz var. Dolayısıyla bu talepleri sadece kendiniz için değil, bütün kadınlar adına istemek zorundasınız. Ve kadınların tamamının bilinçlenmesi için de mücadele etmek zorundasınız. Kreşlerin kapalı olması, okulların kapalı olması özellikle kadınlara evde çok daha ağır yükler getirdi. Doğru, bu da hayatın bir başka gerçeği. Ama umarım kısa süre içerisinde bu pandemi belasını atlatırız. Çocuklarımız tekrar okullara, tekrar kreşlere devam ederler, giderler. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Seçildikleri günden itibaren bunu ifade ettim. Yoksul mahallelerden başlayarak her mahallede mutlaka kreş açacaksınız. Ve o anne çocuğunu güven içinde getirip kreşe bırakacak çocuğunu, kentin ne olduğunu öğrenecek. Onun da alışveriş yapma hakkı var, onun da düğüne gitme hakkı var, onun da efendim taziyeye gitme hakkı var, onun da sinemaya, tiyatroya gitme hakkı var. Dolayısıyla çocuk kadının kent kültürüne alışması için bir engel olmamalı. Çocuk da eğitilmeli, anne de kent kültüründen yararlanabilmeli diye. Çok sayıda belediyemiz bu çalışmaları yaptı, yapıyor, yapmaya devam ediyor ama maalesef pandemi dolayısıyla kreşler açılamadı. En son İstanbul'da bir kreşe gittiğimde çocuklarını yoksul bir mahallede çocuklarını getirip kreşe bıraktıktan sonra iki kadının çalışmaya başladığını ifade ettiler. Bu ülkede kadınların çektiği zulüm ne zaman bitecek? Birlikte mücadele ettiğimiz zaman bitireceğiz arkadaşlar. Yani insanlık tarihi zaten haksızlıklarla mücadele tarihidir. Yoksa bugün haksızlık vardı da dün yoktu değil. Gelecekte de olacak. Yani eğer hırsları akıllarının önünde giden yöneticiler olduğu sürece
haksızlıklar her zaman olacaktır. Ama insan olarak bizler de haksızlıklarla mücadele edeceğiz. Toplumu daha ileriye taşıyacağız. Toplumun aydınları olarak, bilinçli insanları olarak böyle bir görevimiz var. Karadenizli kadınlardan söz edildi. Evet doğru, olağanüstü çalışıyorlar. Gururlu, dik duruşlu var. Evet doğaya sahip çıkıyorlar. Aslında şunu kabul etmek gerekiyor. Belki de yeni gençler o kültürü annelerinden aldılar. Çevreye olağanüstü duyarlı genç bir kuşağımız var. Olağanüstü duyarlı. Siyasete duyarlı değiller ama çevreye olağanüstü duyarlılar. Bu kültürü de büyük bir olasılıkla dediğim gibi mutlaka annelerinden aldılar. Çevreye duydukları saygıyı bir şekilde dile getirmeleri çocukların kulağında küpe olarak kalmış. Gördüğüm nokta o. Efendim erkek arkadaşlarımızdan daha fazla çalışıyoruz diyen kadın arkadaşlarımız var. Doğrudur. Erkekler zaman zaman kaytarırlar. Malum öyle bir ruh dünyaları da vardır. Bir erkek olarak da bunu itiraf edeyim. Arada bir çalışmayı fazla görürler. Ama kadınlar daha dikkatli çalışırlar. Verilen görevi yerine getirmeye çalışırlar. Ben bunu kendi çocuklarımdan biliyorum. İki kızım bir oğlum var. Kızlarım geldiği zaman hemen ödevlerini yaparlardı. Oğlum geldiğinde çantasını kapının önüne koyup sokağa çıkardı. Annesi oğlum bari işteyse çantanı odana bırak dediği zaman da anne zaten okula giderken çantamı oradan alacağım derdim. Dolayısıyla böyle bir ruh hali var erkeklerle kadınların ama kadınlar daha dikkatli, daha samimi, daha sorumlu, yani sorumluluğu daha fazla hissediyorlar. Böyle bir duaları var. Kadın danışma merkezleri çok sayıda belediyemizde var. Kadın danışma merkezleri var, kadın sığınma evlerimiz var. Dolayısıyla kadınlara yönelik olarak belediyeler, bizim belediyelerimiz olabildiğince ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Kürt kadınların yok sayılması diye hiç kimse kimseyi yok sayamaz. Etnik kimlik üzerinden siyaseti, yaşam tarzı üzerinden siyaseti, inanç üzerinden siyaseti doğru bulmuyorum. Ama hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz kimliklerimizle, inançlarımızla, yaşam tarzlarımızla gurur duymalıyız ve hepimiz birbirimize saygı göstermeliyiz. Kimlikler bizim ayrışmamıza, inançlarımız bizim ayrışmamıza yol açmamalı ya da yaşam tarzlarımız. Tam tersine bunları zenginlik kabul edip var olan bütün bu zenginliklerimizi yüceltmeliyiz, görkemli hale getirmeliyiz. İnsanları kimlikleri dolayısıyla ötekileştirmemeliyiz. Tam tersine her kimliğin ne kadar değerli olduğunu, her kimliğin kendi bizim kültürümüze ne kadar değer kattığını bir şekliyle bilmeliyiz. Kadın ve bayan dilimizden bir türlü atamıyoruz diye bu biraz eğitimden kaynaklanıyor. Tabii bizim kuşağımız bayan 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 diye yetiştirildi, öyle öğretildi. Ama gençler bayan demiyorlar, onlar kadın diyorlar, kadın erkek diyorlar. Şimdi hazır bir araya gelmişken söz edilmeyen birkaç konudan söz etmek isterim. Bunlardan birincisi eğitim. Kız çocukların eğitimi çok ama çok önemli. Dolayısıyla yakınlarınız, komşularınız, akrabalarınız, hatta tanımadıklarınız, aileler varsa kız çocukları okula gitmiyorsa mutlaka okula gitsinler. Kız çocuklarının eğitimiyle ilgili var olan bütün ihtiyaçları Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşılayabiliriz. Bakın bunu rahatlıkla söylüyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir kız çocuğu okula giderken bir sorunla karşılaşıyorsa, ayakkabıydı, monttu, çantaydı, ne bileyim neyse yani. Bütün bu sorunların tamamını bizim kadın kollarımız karşılayacaktır. Yeter ki bize haber verin. Bir telefon, bizim işte şurada 5 tane kız çocuğu var, 3 tane kız çocuğu var, ayakkabısı yok, çantası yok, efendim bilgisayarı yok. Neyse bilmiyorum. Bize bildirdiğiniz zaman biz bunların tamamını karşılayabiliriz. İkincisi, aile destekleri sigortası. Şimdi bunu sendikalar ısrarla dile getirmiyorlar. Yanlış. Şimdi aile destekleri sigortası 102 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesinde öngörülen 9 sigorta dalından birisi. Türkiye'de 8'i uygulanıyor. Emeklilik sigortası, yaşlılık sigortası, sağlık sigortası, iş kazaları, meslek hastalığı, işsizlik gibi. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. Aile destekleri sigortası ne demek? Aile destekleri sigortası geliri olmayan veya geliri belli bir rakamın altında olan ailelere
doğrudan doğruya sosyal devletin nakit, yani para desteğinde bulunmasıdır. Gelirim yok diyelim. Gelirim yoksa ben aç mı kalacağım? Hadi komşular kısmen beni beslediler. Peki ya sonra ne olacak? Sosyal devlet dediğimiz kurumun aile destekleri sigortası kanalıyla o ailelere her ay düzenli asgari belli bir gelirin güvencesini vermesi lazım. Aile destekleri sigortasının özü bu. Diyelim ki asgari ücreti devlet öngörmüşse aile destekleri sigortasında, o zaman diyelim ki asgari ücretin altında bir gelir elde ediyorsa asgari ücrete kadar devlet yükseltecek bunu. Hiç geliri yoksa o aileye asgari ücret kadar bir geliri her ay düzenli ödeyecek. Biz bunu kendi programımızda ailede kadının banka hesabına para yatacak, doğrudan doğruya kadın gidip bu parayı çekecek ve ister kendisi tek yaşıyorsa kendisi, çocuklarıyla beraber yaşıyorsa çocuklarıyla, karı koca bir arada yaşıyor, ikisinin de geliri yoksa birlikte harcayacaklar. Çocuklar okuyorlarsa ve gelirler düşükse o zaman çocuklar için ayrıca onların maliyetlerini karşılayan bir gelirin aileye aktarılması lazım. Kişi yalnız da olabilir, kişi aile olarak da yaşayabilir, dul olabilir. Dediğim gibi bütün bunların hepsi aile destekleri sigortasının kapsamına giriyor. Sendikalardan istediğim, özellikle ifade edeyim, İzmir'den arkadaşımız orada, sendikalardan istediğim, ya işsizlik sigortası var, emeklilik sigortası var, yaşlılık sigortası var. Neden biz aile destekleri sigortasını uygulamıyoruz? Neden AK Parti aile destekleri sigortasını getirmiyor? Çünkü yoksulları yönetmek istiyor. Onlara gıda paketleri vererek onlardan oy istiyor. Dolayısıyla yoksullar kendilerine verilen yardımı bir lütuf olarak görüyorlar, hak olarak görmüyorlar. Oysa sosyal devlet kişinin yoksulluğunu gidermeyi bir hak olarak görmeli ve kişi de eğer kendisi nasıl emekli aylığı aldığında emekli bu aylık bana yetmiyor artır diye söyleyebiliyorsa aile destekleri sigortasında da devletin öngördüğü ya da sosyal devletin öngördüğü rakam eğer onun geçirmesini sağlamıyorsa o zaman kendisi diyebilmeli ki bana vereceğin aile destekleri sigortasının rakamını yükselt diyecek, aylığımı yükselt diyecek. Bu hakkı talep edecek. Şimdi bu hak maalesef yok. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Aile destekleri sigortasını lütfen yakınlarınıza, komşularınıza, akrabalarınıza anlatın. Bu sigorta dalının çıkmasının aileler için ne kadar önemli olduğunu anlatın. Bir ailede gelirin olmaması o ailede huzuru tamamen kaçırabilir. Yani öyle aileler var ki yani kadının işi yok, kocanın işi yok, çocuk üniversiteyi bitirmiş, işsiz. Yani tam bir dram. İşsizlik çok ciddi bir sorun. İşsizliğin getirdiği ciddi bir yoksullaşma var. Mutfaklarda ciddi bir sorun var. Bu sorunu en derinden yaşayan da kadınlar. Dolayısıyla sizin işiniz pek kolay değil. Ama mücadele edeceksiniz. Kadınlar azim ve kararlılıkla mücadele ederlerse benim bildiğim kadar verdikleri her mücadelenin sonunda başarıyı elde edebiliyorlar. Bunu bizim evde de görüyorum zaten. Arada bir itiraz olduğunda sonunda benim değil onun dediği oluyor, eşimin dediği oluyor. Gerçekten de kadınlar azim ve kararlılıkla bir mücadele sergilediklerinde istedikleri hakları rahatlıkla elde edebiliyorlar. Çünkü sizin duruşunuz, söylemleriniz bir şekliyle bütün kadınlar için önemli. Bugün bir kanun teklifi hazırlandı ve verildi. Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri, erkek olarak da sadece ben imzaladım. Dolayısıyla kanun teklifimizin özü kadınlara siyasette eşit fırsatlar tanımak. Yani cinsiyet kotasını %50'ye çıkarmak, fermuar sistemi getirmek, işte ya bir kadın bir erkek veya bir erkek bir kadın şeklinde olsun diye. Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün de tatil olmasını öngören bir düzenleme. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan randevu alacak kadın milletvekili arkadaşlarımız gidip kanun teklifini meclis başkanına verecekler.
Bu teklif hazırlanırken 400'e yakın kadın dernekleriyle görüşüldü. Bu teklif onlara gönderildi. Onların görüşleri alındı ve sonunda bu kanun teklifi hazırlandı. 45 gün içinde eğer parlamentoda görüşülmez veya komisyonlarda görüşülmez, uyutulmaya kalkılırsa biz bu teklifi Meclis Genel Kurulu'na indireceğiz. Meclis Genel Kurulu'na indirdiğimiz zaman o 400'e yakın kadın derneğine bilgi vereceğiz. O gün parlamentoyu görüşmeleri izlesinler. Dolayısıyla hangi partiler bu kanun teklifine evet, hangileri hayır diyor onu da görsünler. Hayır diyenlere oy vermeyin kampanyasını açtığınızda ve burada başarılı olduğunuzda emin olun ülkeye demokrasiyi getireceksiniz. Hiçbir endişem yok. Ama yeter ki birlik olun. Çok güçlüsünüz, kadınlar çok güçlü ama çok parçalı bir yapı var. Ortak ses çıkarma konusunda yeteri kadar örgütlü değiller. Ortak ses çıkarın, birlikte olun, beraber olun. Tamam ben de biliyorum yani muhafazakar kadınlar da var, diğer kadınlar da var, muhafazakar olmayan kadınlar da var, sosyalist kadınlar var, sosyal demokrat kadınlar var, efendim AK Partili kadınlar var, MHP'li kadınlar var. Olabilir. Yani siyasetin bütün çeşitleri doğal olarak toplumun her kesiminde bir şekliyle yankı buluyor. Ama her kesim önce ben acaba parlamentoda yeteri kadar temsil edilebiliyor muyum? Bunun mücadelesini ortak vermemiz lazım. Yani parlamentonun yarısının kadın, yarısının erkek olması lazım. O zaman parlamentonun saygınlığı da artacaktır. Dünyaya örnek olmuş olacağız. Pek çok şeyi birlikte gerçekleştirme şansımız olacak. Bunu da ifade etmek isterim. Efendim bu toplantıda benim dışımda burada Gökçe Gökçen vardı, Gülizar Biçer Karaca var, Selin Sayek Böke var, Gamze Akkuş İlgezli var, Lale Karabıyık var ve dolayısıyla Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Aka var. Hep beraber size buradan Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.